21. yüzyılın en heyecan verici olaylarından biri de uzay alanındaki gelişmeler oluyor. İnsanların son kez Ay'a ayak basmasından yaklaşık 50 yıl sonra ülkeler tekrardan Ay'a insan indirmeye çalışıyor. Ve bu aynı zamanda Mars ve ötesine gidilecek keşif yolunun da temeli olmuş olacak. Peki Mars ve ötesine açılan bu kapı olan Artemis programı aslında nedir? Neyi amaçlıyor ve ne gibi sonuçları olacak? Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir, videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. NASA'nın Ay'a açılan kapısı olan Artemis programı aslında oldukça yakın bir tarihte 2017 yılının Aralık ayında başlatıldı. Ancak program bu kadar erken başlamış olsa da görevlerde kullanılacak olan roket ve uzay araçları gibi teknolojiler 10 yıldan daha uzun bir süredir geliştiriliyor. Yani Artemis programının fiilen 5 yaşında olduğunu söylemekle beraber kökenlerinin 10 yıldan daha eskiye gittiğini söyleyebiliriz. Artemis programı hakkında değinmemiz gereken bir başka konu ise küresellik. Videonun başında her ne kadar NASA'nın Artemis programı desek de fiili aktivite içerisinde 20'den fazla ülke var. Programın içerisinde Amerika'nın yanında Kanada, Fransa, Brezilya, Polonya, Bahreyn, Yeni Zelanda gibi pek çok ülkenin maddi veya teknolojik katkıları bulunuyor. Genel hatlarıyla bu şekilde tanımlanabilecek Artemis programının amaçları ise oldukça iddialı. Bu amaçlar arasında sayılabilecek ilk kavram, ilk kadının ve ilk siyahi insanın Ay'a ayak basması. İnsanlığın Ay'a ilk defa ayak bastığı Apollo programında Ay'a giden astronotların tamamı beyaz ve erkek insanlardı. Artemis programında ise bu durum telafi edilmek isteniyor. Artemis programının bir başka amacı ise Ay'a kalıcı olarak yerleşmek. 1970'lerde Apollo programında temel amaç Ay'a inip geri dönmek. Ancak Artemis programında amaç Ay'a kalıcı bir üs kurup devamlı olarak Ay'da bulunmak. Artemis'in bir başka amacı ise Mars ve ötesine giden kapıyı açmak. Tıpkı 500 yıl öncesinde coğrafi keşiflerde olduğu gibi insanlık bugün de uzayın keşfini yürütüyor. Bu amaç doğrultusunda Ay, kütle çekiminin az olması ve atmosferinin bulunmaması gibi sebeplerden ötürü Mars ve ötesine açılan kapının bir uğrak limanı olabilir. Artemis programının amaçlarını bu 3 maddede sıralasak da aslında iş burada bitmiyor. Nitekim bu zorlu ve maliyetli hedeflerin amaçlanmasının arkasında siyasi ve politik nedenler bulunmakta. Bundan 60 yıl öncesinde 1960'lı yıllarda Amerika'nın Apollo programını yürütmesinin bir sebebi de Sovyetlere karşı uzayda üstünlük yarışıydı. Günümüzde ise özellikle geçtiğimiz 10 yılda gelişen yeni güç Çin her geçen gün daha büyük başarılar elde etmeye ve teknolojisini geliştirmeye başladı. Bu durumu da göze alarak şunu söylemek gerekir ki Artemis programının sebeplerinden biri de gelişen yeni güçlere karşın Amerika'nın uzaydaki üstünlüğünü korumak, pekiştirmek ve güçlendirmek. Artemis programının bazı sonuçları aslında oldukça umut verici. Bu hedefler doğrultusunda söyleyebiliriz ki eğer program başarılı olursa Ay tıpkı Dünya gibi insanların sürekli olarak yaşadığı bir yer haline gelecek. Bu amacın başarılması esnasında geliştirilen teknolojiler ise tıpkı 60 yıldır olduğu gibi günlük hayatımız dahil olmak üzere pek çok yere katkı sağlayacak. Başka bir heyecan verici sonuç ise insanlı Mars keşfi. Tıpkı Artemis programının Moon to Mars sloganında dediği gibi Ay'ın insanlı yer aynı zamanda insanların ilk defa başka bir gezegene gitmesini sağlayacak ve insanlığa çok gezegenli bir tür olma özelliğini kazandıracak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir. Ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.